2020 yılı birçoğumuz için felaketlerle dolu bir yıl gibi hatırlanacak olsa da aslında teknolojik açıdan da birçok yeni ürünün duyurulduğu ve hayatımızı ilk defa girdiği bir sürpriz yılı oldu. Ben Çağlar Avcıl ve hayata dair teknolojileri değerlendirdiğimiz yeni video serimizin ilkinde bu yıla damgasını vuran teknolojiler nelerdi ve bu yıl aslında neden teknoloji severler için oldukça önemli bir yıldı bunları anlatacağız. Arkanıza şöyle bir yazsının videoları kaçırmamak için abone olun ve gelin 2020'de neler yaşadık bir göz atalım. Tabii şu sıralar hepimiz pandemide evlere kapandık ve sürekli kendimizi oyalamak için bir şeyler izliyoruz. Sadece film dizi tüketmekle de kalmıyoruz. Aynı zamanda işimizi ve eğitimimizi de internet üzerinden karşılar hale geldik. E, bu yüzden de daha iyi bir internet bağlantısı en temel ihtiyaçlarımız arasına girdi. Peki evinizde böyle bir internet bağlantısı yoksa yani fiber altyapınız ya da mobil şebekeniz bunu karşılamıyorsa ne yapardınız? Evet yukarı bakıyorum çünkü zaten çözüm orada bir yerlerde hatta şu anda kafamızın üzerinden geçiyor. Önlü bir girişimci de bu soruna çözüm ararken interneti yaymanın farklı bir yolunu keşfetti. Bu kişi Elon Musk'tan başkası değil üstelik. Musk Starlink adını verdiği uyduları dünyanın yörüngesinin dört bir yanına fırlatarak özellikle fiber kabloların ve 4G uyduların erişemediği bölgelere yukarıdan internet sağlamayı planlıyor. Ki sahibi olduğu SpaceX firmasının Dragon roketleri sayesinde bu planını uygulamaya başladı bile. İlk adımını 19 Kasım 2019'da yörüngeye 60 adet uydu göndererek atan SpaceX toplamda 40 bin uyduyu dünyanın alçak yörüngesine fırlatmaya hedefliyor. Ve şimdiden de bu uyduların 835 tanesini yörüngeye konumlandırmış durumda. Hatta geçtiğimiz aylarda uzaydan çıplak gözle bile izleme imkanı bulduğumuz bu uydular yakın zamanda operasyonel hale geldi ve bazı müşteriler tarafından kullanılmaya başlandı bile. Ancak bu hizmet şimdilik Kuzey Amerika, Hint Okyanusu ve Güney Pasifik'i kapsayan ülkelere hizmet verebilir durumda ki hizmete erişen kullanıcılar da aldıkları internet hızlarının bölgelere göre farklılık gösterse de Bundan oldukça memnun olduklarını dile getirmişler. Tabii şimdi Elon Musk'ın buradaki hedefi sadece internet ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda SpaceX şirketinin Mars görevlerini finanse etmek ve orada bir koloni kurulması için de kaynak toplamak. Zira Elon Musk Starlink üzerinden 2040 yılına kadar en az 41 milyar dolarlık bir kar elde etmeyi planladığını söylüyor. Bu arada bu anlattıklarım böyle bilim kurgu gibi geldiyse bu daha başlangıç. Çünkü Elon Musk bu sene duyurduğu daha çılgın bir projesi vardı. O da Neuralink. Neuralink insan beynine çip takarak beyindeki sinyallerin bilgisayarla arasında bir arayüz kurmayı hedefliyor hedefliyor derken gerçekten de sahneye çıkıp bu teknolojiyi canlı canlı herkesin önünde gösterdiler. Bu sunum için şirin bir domuzcuk tercih edilse de Neuralink teknolojisinin asıl olarak insanlar üzerinde kullanılması amaçlanıyor. Başlangıçta engellileri ve beyin hasarı olan hastaları tedavi etmeye hedefliyor olsa da uzun vadede beynimizi kullanarak etrafımızdaki teknolojilerle etkileşmeye girebileceğiz. Bunu biraz daha böyle beyninize taktığınız bir akıllı bileklik gibi hayal edin kafanızın arka kısmına bir akıllı bileklik değil de bozuk para büyüklüğünde bir çip yerleştirilecek. Beyindeki sinir hücreleri bu çipin içerisinde bulunan ve saç telinizin yalnızca 20'de bir inceliğindeki elektrotlarla bağlantı kurarak elektrik sinyalleri iletecekler. Bu elektrotlar ise beyninizden aldıkları sinyalleri bilgisayarın anlayabileceği bir algoritmaya dönüştürecek. Böylece beyninizin bilgisayarlarla iletişim kurması da mümkün kılınacak. Fazla Fütüristik geldiyse biraz da geleneksel çiplerden bahsedelim ancak geleneksel dediğime bakmayın çünkü Apple bu sene duyurduğu ve M1 adını verdiği yeni bilgisayar işlemcileriyle devrim yapmaya hazırlanıyor. Nasıl mı? Apple bildiğiniz gibi mobil sektörün öncülerinden ve bu başarısındaki en önemli sebeplerin arasında telefonlarında hem kendi işletim sistemlerine hem de kendi işlemcilerini üretmesi yer alıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu işlemciler öylesine güçlendi ve öylesine yetenekli hale geldiler ki artık telefonlarımızla yetinmemeye başladılar. Apple'da buradaki deneyimini yine büyük bir pay sahibi oldu, bilgisayar sektörünü kullanmaya karar verdi ve ilk ARM yani mobil işlemci mimarisini kullanan M1 işlemcilerini duyurdu. Bu işlemciler aynı zamanda hem telefon işlemcisi gibi davranabiliyorlar hem de bu cihazlara nazaran muazzam bir güç üretiyorlar. Çünkü hem işlemci yongaları hem ekran kartı hem de RAM birimi aynı modülün içerisinde yer alıyor ve birbiriyle uyumlu halde çalışıyor. Aynı zamanda da oldukça hızlı iletişim kurabiliyorlar. M1 işlemcilerin bir diğer avantajı da geleneksel çiplere nazaran inanılmaz düşük güç tüketimi sağlamaları. Çünkü tüm bu yongalar gücünü aynı anda tek bir kaynaktan tüketiyor. Üstelik bu işlemcileri içeren bir Apple bilgisayara sahip olduğunuzda önceki Mac'lere nazaran 3 kata kadar daha fazla performans artışının yanında iPad ve iPhone'daki uygulamaları da sorunsuzca çalıştırabileceksiniz. Bu herhalde şu ana kadar bilgisayar dünyasında gördüğümüz en büyük sıçrama. Ve bakalım Apple buradaki vaatlerini gerçekleştirebilecek mi? Apple bilgisayarlarda devrim yapmaya çalışırken bazı şirketlerde bu donanımları hayatımızdan tamamen çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yıl hayatımıza giren bir diğer önemli teknoloji de streaming oyun servisleriydi. Tüm oyunlarınızı elinizde bu oyunları çalıştıracak herhangi bir donanıma sahip olmadan istediğiniz cihazda istediğiniz yerden oynamanıza imkan verebilecek bir teknoloji bu. Kulağa inanması güç gelse de streaming servisleri sayesinde aynı Netflix'ten dizi izlercesine telefonunuzdan veya tabletinizden hatta dilerseniz de televizyonunuzdan tek duşa basarak yüksek donanım ve grafik vaat eden oyunlara bulut teknolojileri üzerinden erişebileceksiniz. sene Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia ile hayatımıza girmeye talip olan bu teknoloji o dönem biraz gerçeküstü gelmişti. Şüpheler yerindeydi. Çünkü Stadia ne yazık ki vaat ettiği kaliteli deneyimi kullanıcılara aktaramaması sebebiyle çıkışından sonra aynı heyecanı koruyamadı ve kısa zamanda insanların gündeminden düştü. Ancak bu sene ekran kartı üreticisinin Nvidia GeForce Now adını verdiği bulut tabanlı oyun hizmetiyle farklı bir şey denedi. Hali hazırda sahip olduğunuz ancak bilgisayarınızın çalıştırmadığı oyunları bulut üzerinden oynatacağını vaat ediyordu. Eğer satın aldığınız oyun bunu destekliyorsa GeForce Now ile oyunu bulut üzerinden oynayabiliyordunuz ki bu hizmet oyuncular tarafından çok kısa bir sürede sevilip benimsendi. Sonrasında Microsoft bir süredir test ettiği XCloud adını verdiği bulut tabanlı oyun oynama hizmetinin bu yıl itibariyle bazı bölgelerde kullanıma açtığını duyurdu. Bu hizmeti destekleyen Xbox oyunlarını Microsoft'un sunucularına bağlanarak ister telefondan isterse tabletinizden oynayabiliyorsunuz. Ve tabii ki onu gören Amazon'da çok gecikmedi ve hali hazırda sahibi olduğu yayın hizmetleri Twitch ve Prime Video ile bu konuda zaten tecrübeli olan firma bulut tabanlı oyun hizmeti olan Amazon Luna'yı bu sene itibariyle kullanıcıların beğenisine sundu. Tabi oyunlardan bahsetmişken bu sene beni ve eminim birçok kişiyi heyecanlandıran asıl büyük gelişme yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series'in Kasım ayı itibariyle piyasaya çıkışı oldu. Önceki nesildeki konsollara kıyasla oyunları 4K çözünürlükte ve 120 kare saniye yenileme hızlarına kadar destekleyen bu konsollar sonunda teknoloji mağazalarında bizlerle buluştu. Özellikle yükleme hızlarıyla ön plana çıkan bu konsollarla beraber oyun oynamak gerçekten de bu nesilde hem bir görsel şölene hem de konfora dönüşecek gibi duruyor. Microsoft tarafı ilginç bir şey denedi ve bu yeni nesle 2 adet konsolla giriş yaptı. Xbox Series X oldukça güçlü ve kaslı bir konsol deneyimi vaat ederken Xbox Series S ile daha düşük çözünürlükte ancak ufak ve daha bütçe dostu bir cihazla salonlarımıza talip olacak. Aynı zamanda Xbox'ın kullanıcılara sunduğu Game Pass adlı servisine abone olarak aynı Netflix'te olduğu gibi Microsoft'un sizin için seçtiği yüzlerce oyuna tek bir aylık ücretle sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Sony ise PlayStation 5 ile beraber özel oyunları ve DualSense adını verdiği haptik titreşim motoruna ve programlanabilir tetik tuşlarına sahip kontrolcüsüyle sizlere tamamıyla özel bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. Ya şöyle bir bakıyorum da gerçekten de 2020 teknoloji anlamında muazzam bir yıl olmuş. Uzun zamandır beklediğimiz birçok teknolojinin ve yeniliklerin adeta vücut bulmuş hali gibiydi. Bakalım ilerleyen yıllarda bizleri ne gibi yenilikler bekliyor olacak. Siz de bu ürünlerden ilginizi çeken veya hatta kullanıp deneyim ettiniz veya merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar evde kalın. Hoşçakalın. Bay bay.